Evet canlar. Üçüncü ve sonuncu videodayız. Bu video ile beraber şiiri bitiriyoruz. Şiir bilgisiyle ilgili öğrenmen gereken şeyler bu üç videoda vardı. Ben izninle devam ediyorum. Sen tekrardan bana yetiş. Hadi gel gel gel. Şimdi şiir türleri. Emek abi, emek hocam. Kim bu adamlar ya? Bu Abdülhak Hamit Tarhan. Bu Cahit Sıtkı Tarancı. Bu Mehmet Akif Ersoy. Bilmiyorsan yuh derim. Bu Tevfik Fikret. Şiir türleri. Ya bu şey mi? Hani lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir. Evet evet tam olarak onlar. Şimdi lirik şiir neymiş? Lirik şiir. Adını Yunan şairlerinin çaldığı lir adlı çalgıdan alır aşk, sevgi, özlem gibi içten gelen duygular anlatılır. İlk lirik şiir Yunanlılar tarafından yazılmıştır. Lirik şiir denince akla gelen isimler şunlardır şunları bil. Bu isimler çıkarsa lirik şiir olduğunu anlarsın. Yunan edebiyatından Sapo. Divan edebiyatından Fuzuli Nedim, halk edebiyatında Karaca olan, milli edebiyat döneminde Yahya Kemal, Cumhuriyet döneminde Cahit Sıtkı Tarancı. Sana Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir şiir örneği koydum daha iyi anlaman için. Anne, sana kim dedi yavrunu doğurmayı? Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim? Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı. Karnında yaşıyordum, kafiydi saadetim. Bir kere doğurdunsa sonra niçin büyüttün? Kundakta beşikte bir zahmetin mi vardı? Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün? Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı? Sütünden tatlı mıdır anne sanki bu hayat? Bana sorsana anne, yaşamak bir hüner mi? El aç yalvar gündüze geceye boyun uzat. Bu uğurda bir ömür çürütmeye değer mi? Görüyor musun nasıl lirik, nasıl duygusal? Epik şiir, savaş, kahramanlık, yiğitlik konularını işler. Hamasi şiir, bak bu çok önemli, herkes bilmez. Destani şiir, kahramanlık şiiri adları da kullanılabilir. Bu türün ilk örnekleri destanlardır. Bu arada izlemediysen destanlar videomu izleyebilirsin. İlk epik şiir Homeros'un derlediği İlyada ve Odessa destanıdır. Peki Buradaki var Mehmet Akif Ersoy. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Geçiyorum. Didaktik şiir. Bilgi aktarmak için yazılan şiirdir. Bak didaktik gördüğünde aklına bilgi vermek, ders vermek, öğüt çıkartmak gelecek. Ders çıkartmak, düşünce üretmek amacı gözetilir. İlk örneklerini eski Yunan'da görürüz. Hesidos'un yazdığı işler ve günler önemlidir sorularda çıkabilir. Nabi'nin hayriyesi, Tevfik Fikret'in Haluk'un defteri sorularda bol bol çıkacaktır. Fabullarda didaktik şiir kategorisine girer. Peki burada kim var? Aşık Veysel'imiz var. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben sac mıyım? Ne var ise sende bende. Aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende. Sen toksun da ben aç mıyım? Görüyorsun bak ne kadar güzel öğüt verdi. Senin ders çıkartmanı istedi. Şimdi satirik şiir... Satirik şiir gördüğünde aklına yergi gelecek, eleştiri gelecek, iğneleme gelecek, alay etme gelecek tamam mı? Toplumun ve insanların aksiyen yönlerini vurgular. Bazen ince bir alay söz konusudur. Buna divan edebiyatında hiciv halk edebiyatında edebiyatında taşlama derler. İleride göreceğiz. Nefi'nin Sihamı kazası... ...Bağdatlı Ruhi'nin terkibi bendi... ...Şeyhi'nin Harnamesi ünlüdür. Har zaten eşek demektir. E, öküz olmak isterken... ...kulaklarını kaybeden bir eşek anlatılır. Sen mesajı aldın bence. Ormanda büyüyen adam azgını... ...çarşıda pazarda insan beğenmez. Medrese kaçkını... ...softa bozgunu... ...selam vermek için insan beğenmez. Elin kapısında karavaş olan burnu sümüklü gözü yaş olan, bayramdan bayrama bir tıraş olan berbere gelir de dükkan beğenmez. Bak görüyor musun nasıl yermiş eleştirmiş. İşte bu da bir satirik şiir. Geldik pastoral şiire. Pastoral şiir hocam neydi? Köy, çoban, doğa, tabiat. Bunlar varsa pastoral şiiri işaretle geç. Doğa güzelliklerini, köy yaşamını, çoban hayatını anlatır. Dünyada ilk yazan Heokritos'tur. Türk edebiyatında ilk Abdülhak Hamit Tarhan yazmış Sahra şiiriyle. İdil bir şairin doğa güzelliklerini, kır hayatını anlatmasıdır. Eglok iki çobanın şiir yoluyla konuşup sohbet etmesidir. Bu da paragraflarda çıkabilir diye koydum. Hani burada sahra şiiri dedim ya işte o sahra şiiri bu. Bir zamanlar karargahım idi bedeviler gibi bayabanlar. Bayaban nedir biliyor musun? Çöl. Gümüş bir dumanla kapandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Sürüler, çimenler, sarı çiçekler. Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı. Bu da Ömer Bedrettin Uşaklı'nın yayla dumanı şiiridir. Bence sen pastoralin ne olduğunu anladın. Dramatik şiir. Daha çok tiyatroda kullanılır. İnsan yaşamının değişik boyutlarını, tutku, özlem, istek, kaygı ve korkularını gerçeğe uygun biçimde eyleme dönüştürerek veren şiirlere dramatik şiir denir. Tamam, dramatik şiir bir yönüyle epik şiirle kesişir. Kimi edebiyat kuramcılarına göre dramatik şiir epik şiirden doğmuş ve tiyatroyu oluşturmuştur. Yani tiyatronun temeli neymiş? Bak dramatik şiirmiş. Bak eski Yunan edebiyatındaki temsilcileri, Türk Edebiyatı'ndaki temsilcileri şunları incele dostum. Adam konuşuyor. Dostlar çoktan duydum sesinizi ama çıkıp gelemem ardınızdan. Bırakmıyorlar beni mahkemeye, gidip yargı vermeye, canlara kıymaya bırakmıyorlar. Şimdi bak koro. Kimmiş o? Söyle dostlarına. Kimmiş seni eve kapayan? Bak bunu bir antik tiyatro gibi gözünde canlandırabilirsin. Kendi oğlum ama duymasın sakın. Şurada yatmış uyuyor. Alçak sesle konuşun. Ne için yapıyor bunu? Oldun ne istersen de. Bak bunu böyle koro, tamam mı? Yargıç olma can yakma diyor. Sözünü dinlersem kuş sütüyle besleyecekmiş beni. İstemem eksik olsun kuş sütü. Adamın babası yargıçmış gidip insanları idam etmesin diye babasını eve kapatmış. Dinlediğin için teşekkür ederim. Şiiri burada noktalıyoruz. Toplamda 3 video oldu. Hepsini izlersen faydalı olacağını düşünüyorum. Dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakal.